Evet, Ikon'la ilk maiden uçuşumuz. Rescue modumuz devrede değil. 3 flight modumuz Sport, 3D ve Hard 3D olarak tanımlı durumda. İlk kalkışımız 500 seçtik. Default ayarlar. Bir ekstra bakalım. Ayar yok. Bir ekstra ayar yok. nasıl olacak? Normalde ya. Adlapta değil ya. Hayır. Ha. Adlap açık. Şu anda 3D moda geçti. Flight mode olarak Ikon ünite. Bizden uzakta dene tükenmediğini çekti. Kuyruğa bakalım o zaman. Bakalım. Ha evet ya, en temel şeyi vermedik sana. Evet, yeni arttıracağız. Yenimiz biraz az kaçıyor. Bir daha yap. Evet. Evet ama çok da değil yani. Zaten default 45 değerini vermemizi söylemişti. Demek ki onu bir 5 parametre arttırmamız lazım. Yani böyle de uçulur ha, onu da söyleyeyim yani. Yani çok bariz kaçırmıyor. İstersen diğer modu da geçelim. Şu anda Hard 3D moddasın. Yani devirde bir değişiklik yok. Ikonun ayarları değişti. Muhtemelen atiklik, agility parametre değişti şu anda. Kumandada hiç ekstralar vermedik. Ekstralar direkt şeyden geliyor. Flybar peki. Muhtemelen kaçar çünkü aynı game parametresi. Daha var. Muhtemelen burada da bir şey oluyor. Daha az çekiyor abi. Neyse. Ama ayarladığımız bir tek kuyruk game parametresi var. Arasında fark var. Aslında daha iyi. Birazdan inmemiz lazım yalnız. Durun, ücretsizler var. Evet.
biraz daha geriye. Tamam, orası. Evet, ne düşünüyorsun? Vallahi hiç ayarlanmamış. Müthiş başarılı gerçekten. Yani 500 seçtik size olarak. Ondan yani sonra şekilde, hiçbir parametreyi ayarlamadık. Şu şekilde bu helikopterle hiçbir şey yapmadan rahatlıkla uçulabilir. Yani. Sadece gain değerini ya 45 ayarlı yapmamızı istiyordu. Belki bir 50 yapacağız. İşte onu kumandadan arttırıp kumanda değeriyle bununki tutmuyor yani zaten şey birbirini. Çok güzel hani havada modelin tutulması, işte reaksiyon verdiği şeyler net çıkartması gayet iyi. Ama sportla hard 3D ile hard 3D arasında fark var. TikTok'larda falan ben hissettim. Atımlar muhtemelen evet, daha şey. Ya onlar bir de agility yani en hard 3D'de tabii daha hassaslaşıyor. Yani şeyleri daha kontrolleri görüyorum. Verdiğim hani ufak düzeltmeleri falan böyle daha şey çabuk gösteriyor. Diğerinde onlar biraz törpülenmiş gibi. Aslında şu anda manuele göre bizim bu kuyruk gainini ve o agility dediğimiz parametreleri beşer beşer arttırıp titreme yaptıktan sonra bir aşağı almamız lazım ama uğraşmaya değmez. Bu haliyle de güzel. Peki, teşekkür ederiz.